Genç bir anne akşam vardiyasını bitirmiş ve evine gitmek üzereydi. Ancak işten ayrıldıktan hemen sonra son derece garip koşullar altında ortadan kayboldu. Soruşturmanın ilk saatlerinden itibaren olay bir öfke dalgasına neden oldu. Ancak müfettişlerin sonunda ortaya çıkardıkları şey tüm ülkeyi şok etti. Çünkü hiç kimse böyle bir şeyin gerçek hayatta olabileceğini hayal edemezdi. Sumer Cook 31 Aralık 1985'te Logan, Iowa adlı küçük bir Amerikan kasabasında doğdu. Geniş bir ailede büyüdü ve ailesi son derece dindar insanlardı. Sumer çocukluğundan beri düzenli olarak yerel kiliseye gidiyor ve orada oldukça fazla zaman geçiriyordu. Ayrıca kızın çok sayıda arkadaşı vardı. Çok sosyaldi ve herkesle kolayca ortak bir dil bulabiliyordu. Okul yıllarında bale ve vaz ile ilgilenmiş, ayrıca tiyatro oyunlarına da katılmıştı. Sumer lisedeyken William adında bir çocukla tanıştı. Aynı sokakta yaşıyorlardı ve yerel kiliseye gidiyorlardı. Çift çıkmaya başladı ve bir süre sonra evlenmeye karar verdiler. Sonraki birkaç yıl içinde 3 çocukları oldu. 2 kız ve 1 erkek. Aile William'ın anne ve babasının yanında yaşıyordu ve anne ve babası her zaman çocuklara bakmalarına yardımcı oluyordu. Babası bir papazdı ve aynı zamanda küçük bir inşaat işi yürütüyordu. Bir noktada, adamın bir inşaat siparişi aldığı Florida'ya taşınmaya karar verdiler. Ancak birkaç yıl sonra Logan'a geri dönme kararı aldılar. Sumer 2010 yılında kocasından boşanmaya karar verdi ve çocuklarıyla birlikte ailesinin yanına taşındı. Aynı sokakta yaşadıkları için baba ve kayınpederi onları düzenli olarak görmeye devam etti. 2011 baharında, kadın 25 yaşındayken, zamanının neredeyse tamamını o sırada 5, 3 ve 2 yaşlarında olan çocuklarına bakmaya ayırdı. Bu nedenle tam zamanlı bir iş bulamadı. Bu yüzden Sumer evinin yakınındaki yerel bir bankada yarı zamanlı temizlikçi olarak çalıştı. Ayrıca gelecekte yüksek maaşlı bir iş için eğitim almak üzere üniversiteye gitmeyi planlıyordu. Ayrıca adam adında bir adamla çıkmaya başladı. 22 Mart akşamı, kadın her zamanki gibi bankadaki vardiyasına gitti ve 11:20 civarında bitirmesi planlandı. Eve dönmeden önce erkek arkadaşına birkaç mesaj göndermiş, ancak konuşmamın ortasında aniden cevap vermeyi kesmiştir. Adam ilk başta onun meşgul olduğunu ya da işe geç kaldığını düşündü. Onu aramaya çalıştı, ancak Sumer telefonu açmadı. Bir süre sonra onun iyi olup olmadığı konusunda endişelenmeye başladı. İlk gördüğü şey, kadının işe giderken kullandığı arabasının hala otoparkta park halinde olduğuydu. Sumer'in mesaisini neredeyse yarım saat önce bitirmiş olması gerektiğini düşünen adam daha da endişelendi. Kadının çıkması gereken bankanın arka kapısına doğru yürüdü ve çok geçmeden arabasının anahtarlarını ve telefonunun bataryasını çöp kutusunun yanında yerde gördü. Her şey son derece şüpheli görünüyordu. Bu yüzden adam kadının ailesini aramaya karar verdi. Sumer'in hala eve dönmediğini teyit ettiler ve bankaya gittiler. Yerde bulunan eşyaların gerçekten de ona ait olduğuna ikna olduklarında, derhal polise başvurmaya karar verdiler. Sumer'in ailesi, kendilerinin aramasından sadece yarım saat önce polise başka ihbarların da geldiği haberiyle şaşkına döndü. Akşam koşusu için bankanın önünden geçen kadınlar, siyah kar maskeli iki adamın bir kadını yakalayıp zorla arabaya bindirdiğine şahit olmuşlardır. Kadın direnmesine rağmen kaçmayı başaramadı. Yakındaki bir başka tanık müdahale etmeye çalıştı. Ancak başka bir kadın arabadan indi ve ona biber gazı sıktı. Daha sonra direksiyona geçen kadın, kendisini kaçıranlar ve kurbanla birlikte arabayı sürerek uzaklaştı. İki kadın tanık hemen birkaç yüz metre ötedeki polis karakoluna gitti. Ancak hızlı bir müdahale yerine beklenmedik bir davranışla karşılaştılar. Polis memurları, kadınların uydurduğunu düşünerek hikayelerine şüpheyle yaklaştı. Harekete geçmekte yavaş davrandılar ve tanıkların sorularına çoğu memurun yoldaki sürücüleri kontrol etmekle meşgul olduğu yanıtını verdiler. Sonuç olarak,
kadınlar içlerinden birinin evine yürüyerek gitmek, arabalarını almak ve yaklaşık 20 dakika sonra bankaya geri dönmek zorunda kaldılar. Şaşırdıkları şey, bankanın bulunduğu yerde hala hiçbir polis memurunun olmamasıydı. Beklemeye devam ettiler ve yaklaşık bir saat sonra polisler geldi. Ancak bu sefer bile soruşturmaya başlamak için acele etmediler. Tanıklardan birinin kocası öfkelenmeye başlayıp derhal harekete geçilmesini talep edince, polis memurları oldukça agresif bir tepki gösterdi. Ancak o zaman araştırmaya başladılar ve kaçırılan kadının büyük olasılıkla Sumer olduğunu belirlediler. Polis, görgü tanıklarından kaçıranların kaçtığı beyaz arabanın eşkalini aldı ve aranıyor ilanı verdi. Kadının ailesi müfettişlere, eski kocasıyla ilişkisinde boşandıktan sonra bile devam eden ciddi sorunlar olduğunu söyledi. Samar, düğünden sonra William'ın davranışlarının dramatik bir şekilde değiştiğini söyledi. Eşinden sorgusuz sualsiz itaat talep ediyor, kiminle sosyalleşeceğini ve vakit geçireceğini dikte ediyordu. İşten döndüğünde sofranın kurulmuş ve evin mükemmel bir temizlik içinde olması konusunda ısrar ediyordu. Hatta onun izni olmadan yatağa girmesini bile yasakladı. Buna ek olarak, adam başka bir eş almayı düşünmeye başladı. Kanunen yasak olmasına rağmen, William bu tür arzuların dini açıdan caiz olduğunu düşündü ve Samara planlarından açıkça bahsetti. Hatta böyle bir evlilik yapmaya ve ikinci bir eş seçmeye hazır olan kadınların profillerinin yer aldığı özel web siteleri bile buldu. Aynı zamanda William, Sumer'in kendisine mevcut 3 çocuğa ek olarak 9 çocuk daha vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca giderek daha da saldırganlaşıyordu. Samar'ın evden refakatsiz çıkmasını yasaklıyor, anahtarlarını ve telefonunu elinden alıyordu. Samar sonunda boşanma davası açmaya karar verdi. Ancak William ve ailesi böyle bir karara şiddetle karşı çıktılar. Adam çocukların tam velayetini almaya çalıştı ve eski karısını çocukları kendisinden alması halinde misilleme yapmakla tehdit etti. Sumer'in başka bir adamla çıkmaya başladığını öğrendiğinde de öfkeden deliye döndü. William adamı tanıyordu ve bir keresinde adamın sosyal medyada Sumer ve çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını görmüştü. Bunun üzerine bir yandan mahkeme yoluyla çocukların velayetini almaya çalışırken bir yandan da kadını tekrar tehdit etmeye başladı. Ancak tüm çabalarına rağmen ölüm tehditleri aleyhine işledi ve yargıç tüm velayetin annede kalmasına karar verdi. William'ın ailesi de adamın itibarını sarsmaya çalışmıştır. Kolluk kuvvetleri bu şikayetlerin hiçbirini doğrulayamadı. Ancak ebeveynler torunlarını geri almak için durdurak bilmeden çabalıyorlardı. Daha derine inen polis, William'ın babasının bir yıl önce kendi kilisesini kurduğunu ve evsizlere yardım etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş oluşturduğunu keşfetti. Planı bu insanlar için uygun fiyatlı konutlar inşa etmekti. Fon toplamak için çekiliş biletleri sattı ve birkaç yüz bin dolar topladı. Ancak o zamandan beri tek bir ev bile inşa etmedi ve piyango bileti alanların hiçbiri paralarını geri alamadı. Dahası, adam bilet satışlarından toplanan etkileyici miktardaki paranın nereye gittiğini hiçbir zaman açıklamadı. Aynı dönemde rahiplik ruhsatı da elinden alınmış. William'ın annesi de evini kaybetti ve tahliye edilmek zorunda kaldılar. Geri kalan eşyalarını almak için oraya gittiğinde, onları arabaya yüklemesine yardım etmesi için adamı da yanına çağırdı. Ayrıca eski kocasının ailesinin tepkisinden korktuğu için polisten bir memur göndermesini istedi. Bu korkular boşa çıkmadı. William'ın babası agresif bir şekilde adamın evlerinden uzak durmasını talep etti. Bir polis memurunun varlığına rağmen adamı vurmak ya da dövmekle tehdit etti. Memur onu sakinleştirmek için araya girdiğinde, adam memuru yere düşürmeye çalıştı. Bunun için adam tutuklandı ve ertelenmiş bir ceza aldı. Ayrıca, müfettişler William'ın ebeveynlerinin oldukça garip davrandığını öğrendi. Annesi oğlunun doğumundan sonra çocuk sahibi olamamıştı ve bu onun için büyük bir sorundu.
Sonunda torunlarına kendi torunları gibi davranmaya başladı ve hatta William ve Sumer ölürse velayeti devralacağını söyledi. Müfettişler ayrıca Sumer'in ebeveynlerinden, William ile ilişkilerindeki sorunlar hakkında epeyce bilgi içeren kişisel günlüğünü de aldılar. Kadın, kocasının kendisini her konuda nasıl kısıtladığını ve giderek daha agresif hale geldiğini anlatmıştır. Kendisini evinde rehine gibi hissettiğini, William'ın izni olmadan tek bir adım bile atmasının mümkün olmadığını yazmıştır. Tüm bunlar üzerinde büyük bir baskı yaratmış ve Sumer kendisini gerçekte değil de korkunç bir rüyada yaşıyormuş gibi hissetmiş. Polis tüm bu bilgileri öğrendikten sonra William'a ve onunla aynı evde yaşayan ailesine gitmeye karar verdi. Ayrıca, kaçırılma olayının tanıkları tarafından tarif edilenle aynı model ve renkte bir arabaları olduğunu da kısa sürede öğrendiler. Müfettişler Sumer'in kaybolmasından bir gün sonra onları ziyaret etti. Ancak William, kendisinin ve ailesinin o gece şehir dışında olduğunu belirtti. Ona göre, aile bazı evlere bakmak için Cleveland'a gitmişti. Adam, arabaları bozulduğu için bütün geceyi orada geçirmek zorunda kaldıklarını da eklemiştir. Adamın ailesi de bu ifadeyi doğruladı. William ayrıca eski karısını çocukları ona götürdüğünden beri birkaç gündür görmediğini söyledi. Ancak polis memurları onun sözüne inanmak için acele etmedi. Evleri ve arabaları için bir arama emri talep ettiler ve William'ın mazeretine karşı çıkabilecek başka ipuçları aramaya başladılar. Yargıç arama iznini verdiğinde, müfettişler evlerinde bir araç navigasyon cihazı buldular. Verileri yüklediklerinde, navigasyon cihazının Sumer'in kaybolduğu gün akşam 6.30'da kapatıldığını ve ancak ertesi sabah 7.30'da açıldığını gördüler. Özellikle de kapanmadan önceki son konum, üçünün de olması gereken yer olan Cleveland değil Logan'dı. Ertesi sabah ise uydu navigasyonu ailenin saat 7.30'da bir oto yıkamacıya vardığını gösteriyordu. Güvenlik kamerası görüntülerini elde eden polis, üçünün de arabayı içi de dahil olmak üzere iyice yıkadığını ve lastikleri değiştirdiğini gördü. Polis tüm bu bilgileri topladığında aradan 8 gün geçmişti. Buna paralel olarak polis Sumer'in yerini şehir içinde ve çevresinde insanları arayarak bulmaya çalıştı. Ancak William ve ailesinin yalan söylediği doğrulanana kadar tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Polis üçünü de sorgulamak üzere çağırdı. Eski kocası ve babası kadının kaybolmasıyla herhangi bir ilgileri olduğunu reddettiler, ancak müfettişler annesine odaklandılar. Polisi şaşırtan kadın, Sumer'in çoktan öldüğünü hemen kabul etti ve ifade vermeye başladı. Kadına göre William'ın ailesi en azından hafta sonları çocuklarını görmek için izin almaya çalışmış. Ancak William'ın tehditleri ve agresif davranışlarından sonra Sumer çocuklarını uzun süre onunla bırakmaya korkmuş. Bu yüzden onu korkutmaya ve velayet düzenlemelerini değiştirmeye zorlamaya karar verdiler. Plan, kadını kaçırmak, korkutmak ve sonra gitmesine izin vermekti. Ancak işler plana göre gitmedi. William ve babası Sumer'ı şok tabancasıyla arabaya zorla bindirdikten sonra ellerini plastik kelepçeyle bağladı ve ardından boynuna bir kelepçe daha geçirdi. Nefes almakta zorlandığını fark ettiklerinde kelepçeyi çıkarmaya çalışmışlar, ancak yanlarında bıçak yokmuş. Sonuç olarak Sumer boğuldu. Daha sonra cesetten kurtulmaya karar vermişler. Aile, William'ın ailesinin sık sık kiliseye gittiği komşu bir kasabaya gitti. Kilisenin yanında bir yeraltı foseptik çukuru vardı ve William'ın babası cesedi saklamak için buranın mükemmel bir yer olduğuna karar verdi. Ceset foseptik çukuruna atıldı ve bırakıldı. William'ın annesinin cinayetin planlanmadığını iddia etmesine rağmen, William'ın Sumer'a karşı defalarca ölüm tehdidinde bulunduğu ve babasının aşırı derecede şiddet uyguladığı göz önüne alındığında, müfettişler annenin sözlerini şüpheli buldu. Polis, asıl hedefin cinayet olabileceğini tahmin ediyordu. Müfettişler o kiliseye gittiler ve Sumer'ın cesedi gerçekten de orada bulundu. Uzmanlar ölüm nedeninin William'ın annesinin ifadesine uyduğunu doğruladı. Üçü de tutuklandı ve cinayetle suçlandı.
Samar'ın akrabaları için bu büyük bir darbe oldu. Üç çocuğu annelerini kaybetti ve polisin eylemleri ciddi bir öfkeye neden oldu. Kaçırılma olayı gerçekleştikten birkaç dakika sonra ihbar edilmiş, ancak polis bir saatten fazla bir süre hiçbir işlem yapmamıştı. Uzmanlara göre Samar kaçırıldıktan 45 dakika sonra öldü. Teorik olarak, görgü tanıklarının ifadelerine göre polis arabaya bir APB göndererek onu kurtarabilirdi. Küçük kasabadaki yollar akşam saatlerinde neredeyse bomboştu. Ancak polis memurları başka davalarla meşgul olduklarını belirttiler. Ayrıca, polis karakolu kaçırma olayının gerçekleştiği yere sadece birkaç yüz metre uzaklıktaydı. Ancak görgü tanıkları dışında kimse Samar'ın yardımına gelmedi. William'ın annesinin soruşturmayla bir anlaşma yaparak itiraflarda bulunması ve cesedin yerini söylemesi de ayrı bir öfke yarattı. Bunun için sadece 15'i hapis cezası aldı ve yakında serbest bırakılabilir. William ve babası ise müebbet hapis cezası aldı. Trajedinin ardından Samar'ın çocukları ailesinin bakımına bırakıldı. İlk 6 ay boyunca çocuklara gerçeği söyleyemediler. Annelerini ve büyük anne ve büyük babalarını ne zaman göreceklerini sorup durdular. Sonunda, Samar'ın ebeveynleri gerçeği sonsuza kadar saklayamayacaklarına karar verdiler ve bir psikoloğa başvurdular ve birlikte neler olduğunu anlattılar. O anda, büyük oğullarının her şeyi sınıf arkadaşlarından öğrenmesinden korkuyorlardı. Çünkü sınıf arkadaşlarının ebeveynleri ve Logan'ın tüm sakinleri hikayeyi çok iyi biliyordu. Dahası, bazen yabancılar sokakta çocukların yanına gelip başsağlığı diliyorlardı. Samar'ın ailesi, bu suçla sonsuza dek anılmak istemedikleri için çocuklarının soyadını değiştirmeyi bile düşündü. Bu noktada çocuklar büyüdü ve aile kamuoyundan uzak durdu. William'ın annesi ise 2028 yılında serbest bırakılacak. Torunlarına yaklaşmasının yasaklanıp yasaklanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu hikayenin tüm ayrıntılarını bildiği için onlarla temas kurmaya çalışabilir. Öğrenci akşam iş çıkışı evine dönerken aniden otoparkta av arayan bir yırtıcı hayvanla karşılaştı. Reagan Tov 1995 yılında Edgewood, Kentucky, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Ailesi daha sonra Mumia, Ohio'ya taşındı. Reagan'ın çok arkadaş canlısı olduğu Mackenzie adında küçük bir kız kardeşi vardı. Reagan ailesine yakındı ve birçok kız arkadaşı vardı. Kız sporla uğraşıyor, tenis ve lakros oynuyordu. Liseden mezun olduktan sonra Ohio Eyalet Üniversitesi'ne gitti ve burada psikoloji okudu. Ailesi işi nedeniyle Florida'ya taşındı ve Reagan Columbus'taki kampüste yaşamaya devam etti. 2017 yılında 21 yaşında bir öğrenci olan Reagan son sınıftaydı ve mezun olmaya hazırlanıyordu. Cleveland Hastanesi'nden bir iş teklifi aldı ve mezun olduktan sonra oraya taşınmayı planladı. Şimdilik kampüse 15 dakikalık yürüme mesafesindeki bir restoranda yarı zamanlı garson olarak çalışıyordu. 8 Şubat 2017'de Reagan restoranda çalışıyordu. Çarşamba günüydü ve restoranın çok az müşterisi vardı. Bu nedenle kız işten tam zamanında, saat 9.45'te ayrıldı. Ancak kampüse hiç dönmedi. Reagan işten döndüğünde her zaman ailesini arayarak iyi olduğunu haber verirdi. Bu onların geleneğiydi. Ancak o gün Reagan aramadı. Ailesi endişelendi ve ona ulaşmaya çalıştı. Kız telefona cevap verdiğinde, konuşamayacağını ve daha sonra arayacağını söyledi. Ancak bir daha aramadı ve telefonu açmadı. Ailesi Reagan'ın işe geç kaldığını düşündü ama telefonu gece 2'de çaldığında bunun kötüye işaret olduğunu anladılar. Ailesi sabaha kadar Reagan'ın aramasını bekledi ama Reagan hiç iletişime geçmedi. Sonunda kız kardeşi Mackenzie'ye kampüsteki yurtta kalan bir arkadaşını aramaya karar verdi ve ondan Reagan'ı kontrol etmesini istedi. Arkadaşı odasına baktı ve Reagan'ın gittiğini bildirdi. Yatağa uyumamış gibi yapılmıştı ve ders kitabı çantası hala odasındaydı. Bu,
Regan'ın derse gitmediği, ancak erkenden kütüphaneye gitmeye karar vermiş olabileceği anlamına geliyordu. Ancak ailesi üniversiteyi aradığında, Regan'ın derse gelmediği ve kütüphanede olmadığı söylendi. Bu sırada bir komşusu ve arkadaşları Regan'ın iş yerine gitmiş, ancak Regan orada da bulunmamıştır. Restoran müdürü Regan'ın dün gece işten ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini bildirdi. Regan'ın arabası restoranın otoparkında değildi. Bu da gittiği anlamına geliyordu. Ama nereye? Bu arada Regan'ın kız kardeşi sosyal medyada Regan'ın kaybolduğuna dair paylaşımlarda bulunmaya başladı ve ailesi polise giderek kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Regan ve arabası için bir arama başlatıldı ve çok geçmeden bulundular. Sabahın erken saatlerinde, yolda seyahat eden bir sürücü yakınlardaki bir tarlada bir insan cesedi fark etti. İlk başta bunun bir manken olduğunu düşündü, ancak durup daha yakından baktığında bunun bir ceset olduğunu fark etti. Bulduğunu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis memurları, genç bir kızın cesediyle karşılaştı. Kız çıplaktı, tecavüze uğramış ve başından vurulmuştu. Cesedin yanında hiçbir eşya, giysi, telefon ya da cüzdan bulunamadı. O sırada kolluk kuvvetleri kızın kayboluşundan henüz haberdar değildi ve kimliğini tespit edemedi. Regan'ın ailesi kayıp ihbarında bulunduğunda, müfettişler bulunan cesedin Regan'a ait olabileceğini düşündü. Regan'ın amcası daha sonra bunu doğrulayarak yeğenini dövmesinden ve zincirinden teşhis etti. Olay yeri kapsamlı bir şekilde incelendi. Polis, kızın kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını ipucu bulmak için aramış, ancak hiçbir şey bulamamıştır. Bununla birlikte, öldürülen kadının vücudunda erkek vücut sıvısı örnekleri bulundu ve analiz için gönderildi. Soruşturma Regan'ın yakın çevresinin kontrol edilmesiyle başladı. Şüphelenilen ilk kişi, kısa süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşıydı. Müfettişler, genç adamın kim besleyebileceği ve suç işlemeye karar verebileceği görüşünü öne sürdüler. Ancak arkadaşları ve tanıdıkları bu teoriyi reddederek onu nazik ve dost canlısı bir kişi olarak tanımladılar. Eski erkek arkadaşı sorgulanmak üzere çağrılmıştır. Sağlam bir mazeret sundu ve şüpheliler listesinden çıkarıldı. Regan'ın arabası önemli bir kanıttı. Dedektifler arabanın plakasını trafik kameralarını takip eden bir sisteme girdiler ve arabanın bir çocuk hastanesi yakınlarında görüldüğünü tespit ettiler. Araba cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzakta bulundu. Araba garip görünüyordu. Koltuklar sigaradan yanmıştı ve yerde sigara izmaritleri ve ATM makbuzları vardı. Regan sigara içmezdi ve arabasını her zaman düzenli tutardı. Ayrıca bagajda bir bidon benzin bulundu. Bidonun üzerinde satın alındığı dükkanın etiketi vardı ve polis güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Kameralar bidonun gece geç saatlerde koyu tenli bir adam tarafından satın alındığını kaydetmiştir. Diğer kanıtlar gerçek suçluyu işaret ediyordu. ATM kameraları Regan'ın işten sonra oraya uğradığını ve para çektiğini kaydetmiştir. Arabada onunla birlikte başka bir adam daha vardı ama görüntülerin kalitesizliği yüzünden adamın yüzünü görmek mümkün değildi. Arabada bulunan sigara izmaritleri DNA testine gönderildi. Test, DNA'nın zaten polis veri tabanında bulunan bir kişiye ait olduğunu gösterdi. 29 yaşındaki seks suçlusu Brian Goolsbee. Brian Goolsbee'nin 52 suçu vardı ancak birkaç kez serbest bırakılmıştı. İlk tutuklanması 2010 yılında gerçekleşmiş. Suçları arasında hırsızlık ve tecavüz de vardı. En son 8 aylık hamile bir kadına ve 2 yaşındaki oğluna saldırdığı için 6 yıl hapis cezası almıştır. Bu saldırı sırasında Brian, bebeği arabadan çıkaran kadına arkadan yaklaşmış, boğazına bıçak dayamış ve bebeği öldürmekle tehdit etmiştir. Kadına oğlunun önünde tecavüz etmiş, ATM'den para çekmeye zorlamış ve daha sonra onu evine götürerek yine taciz etmiş ve bir DVD oynatıcı çalmıştır. Tehditler nedeniyle mağdur, kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe ederek mahkemede ifade vermeyi reddetmiştir.
Sonuç olarak Goolsbee sadece hırsızlık ve tecavüze teşebbüsten suçlu bulundu. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak 5 yıl sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Brian'ın gözaltındaki davranışları o kadar sorunluydu ki 5 kez bir hapishaneden diğerine nakledildi. Kasım 2016'da serbest bırakıldıktan sonra elektronik takip bileziği taktı. Ancak bu Reagan cinayeti de dahil olmak üzere başka suçlar işlemesini engellemedi. Brian evinde tutuklandı. Sorgulandığında, başlangıçta Reagan'ı tanıdığını reddetti. Ancak müfettişler DNA eşleşmesi hakkında onu bilgilendirdiğinde hikayesini değiştirdi. Brian, suçun azmettiricisi olmadığını, sadece Reagan'ı kaçırdı, tecavüz ettiği ve öldürdüğü iddia edilen Teji adlı biri arkadaşıyla iyi arabada olduğunu belirtti. Polis, kızın cesedindeki DNA'nın sadece kendisine ait olduğunu açıkladığında, Brian versiyonunu değiştirdi ve Tay'in kendisini Reagan'a tecavüz etmeye zorladığını söyledi. Ancak Goolsbee'ye arkadaşı hakkında hiçbir bilgi veremedi. Soyadı, adresi ve eşkali yoktu. Müfettişler Tay'in kurgusal bir karakter olduğu sonucuna vardılar. Brian ayrıca Tay'in talimatıyla Reagan'ın eşyaları sakladığı iyi yeri de gösterdi. Kızın telefonu ve silahı bir kanalizasyon rögarında bulundu. Reagan'ın ailesi, katilinin her tutuklanışından sonra serbest bırakılan çok sayıda hüküm giymiş bir suçlu olduğunu öğrenince yıkıldı. Goolsbee hak ettiği cezaları almış olsaydı, kızlarının hala hayatta olacağından emindiler. Ayrıca Brian'ın taktığı bileklik, Reagan öldürülmeden önce işlenen 6 faili meçhul silahlı soygun sırasında yerinin tespit edilmesine yardımcı olmuştu. Ancak hiç kimse bu verileri zamanında takip etmedi, bu da trajediyi önlemek için kaçırılan bir başka fırsattı. Dedektifler bileklik verilerini ve CCTV görüntülerini Brian'ın o akşamki rotasını yeniden oluşturmak için kullandılar. Saat 19:49'da üniversite yakınlarında otobüsten inmiş ve kurbanı aramak için şehirde dolaşmaya başlamış. Reagan işten çıkıp arabasına doğru yürüdüğünde, Brian otoparkta ona saldırdı. Kızın üzerinde hiç para yoktu ve onu silahla tehdit ederek bir ATM'ye gitmeye zorladı. Ancak para çekmek için yaptığı ilk girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Duraklar arasında bir ara sokakta kızı taciz etti. Daha sonra Reagan'ı $60 çekmeye zorlamayı başarmıştır. Daha sonra kızı bir tarlaya götürmüş, soyunmaya zorlamış ve ardından başının arkasından vurmuştur. Kızın öldüğünden emin olduktan sonra onu tekrar vurdu. Brian, Reagan'ın eşyalarını da yanına alarak kasabaya döndü. Kızın çantasını kız arkadaşına verdi, ona $60 verdi ve birlikte McDonald's'a gittiler. Goolsbee daha sonra kurbanın arabasını yakmak için benzin aldı, ancak kundaklama girişimi başarısız oldu. 2018 baharında Brian adam kaçırma, soygun, tecavüz ve cinayetle suçlandı. Ölüm cezasıyla karşı karşıyaydı. Duruşmada Brian'ın arkadaşları olan ve yaptıklarını itiraf ettiği iki savcılık tanığı vardı. Ayrıca kurbanın vücudundaki DNA kanıtları, bilekliğindeki GPS takip cihazı verileri, suç anında nerede olduğunu gösteren veriler ve CCTV görüntüleri de aleyhindeydi. Brian sonunda Teje diye uydurduğu adamın gerçekte var olmadığını itiraf etti. Kurbana tecavüz ettiğini ve öldürdüğünü itiraf etti. Brian hayatının bağışlanması için yalvardı, ancak jüri onu tüm suçlamalardan suçlu buldu ve merhamet gösterdi. Brian cinayetten şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve diğer tüm suçlar için 66 yıl ceza aldı. Mahkeme, iki jüri üyesinin Brian'ın zor geçen çocukluğu nedeniyle ölüm cezasına karşı oy kullandığını tespit etti. Brian temyiz başvurusunda bulundu, ancak hepsi reddedildi.